Tanıtım toplantısında konuşan Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, okul öncesi ve ilkokul başta olmak üzere küçük yaştan başlayarak öğrencilerine öğrenme ve bilim aşkını kazandırdıklarını dile getirdi. Sanko Okulları 21 yıllık geçmişe sahip güçlü bir eğitim kurumu. Bizi bu anlamda güçlü kılan en önemli yönlerimizden biri de bilimsel çalışmalarımız. Küçük yaştan başlayarak okul öncesi ilkokulda dahil olmak üzere lise sona kadar öğrencilerimize öğrenme ve bilim aşkını vermeye çalışıyoruz. Küçük yaştaki yöntemler çok daha farklı tabii ki ama öğrencilerimiz artık ortaokul ve hatta liseye geldikçe fikirlerini ve bilimsel projelerini somut eylemler olarak da hayata geçiriyorlar. Türkiye'de dönüp baktığımızda bu tür projelerin en iyi değerlendirildiği ortamlardan ve platformlardan biri de TÜBİTAK yarışmaları. TÜBİTAK yarışmaları ortaokul ve lise düzeyinde yapılıyor ülkemizde. Adana bölge finallerine 12 projeyle gittik. Ki 12 projeyle de Türkiye'de bölge finallerine davet edilen en çok projesi olan okulduk. Bu TÜBİTAK'ta da yayınlanıyor. Adana'da 2 üçüncülük, 2 ikincilik, 4 tane de bölge birinciliği elde ettik. Lise müdürümüz Orhan hocamla da birlikte hocalarımıza destek olmak için ödül törenine de katıldık. 4 birincimiz de geçen hafta Ankara'da yapılan Türkiye bölge finallerine davet edilmiş oluyor. Çünkü sadece Türkiye bölge birincileri Türkiye finaline gidiyor. Bu 4 projemizin de 3'ü biri üçüncülük, ikisi ikincilik olmak üzere TÜBİTAK tarafından ödüle layık görüldü. Biz bu noktada yıllardır küçük yaştan itibaren öğrencilerimize bilimi ve proje kültürünü aşılamaya çalışırken bunun meyvelerini, bunun sonuçlarını TÜBİTAK finalleriyle de görüyor olmak bizleri memnun ediyor. TÜBİTAK gibi yine Türkiye'de Teknofest finalleri de çok önemli. Biliyorsunuz ülkemizde Teknofest bilimsel gelişme için de önemli. Yine Teknofest'te de projelerimiz şu an değerlendirme aşamasında. Ağustos Eylül ayında yapılacak Teknofest'te de hem ortaokul hem lise düzeyinde birçok projemiz Teknofest finallerinde de olacak. Onun sürecinde yakından takip ediyoruz. Sanko Liseleri Müdürü Orhan Baycık ise yaptığı konuşmada öğrencilerin laboratuvarda yaşayarak öğrendiklerini söyledi. Türkiye'nin lider okullarından birisiyiz. Bizde eğitim, öğretim, mesela kimya dersi 2 saat teorikse mutlaka 1 saati laboratuvarlarda yapılıyor. Hani o aktif öğrenme dediğimiz, yaparak, yaşayarak öğrenmeyi çocuklar burada gerçekleştiriyorlar. Yaptığımız yerler suç içine, peşine beraber denk kesilebilmesi için hibiskus bitkisinin özütünü koymayı düşündük. Bunun için adına gördüğümüz sohbet cihazını kullandık. Bu cihazda etil alkolle beraber şurada gördüğünüz özüle çıkardık ve denizin içine yerleştirdik. Burada gördüğünüz farklı pH değerlerine sahip sıvılarla etkileşim haline soktuk ve bu tabloda gördüğünüz renk değişimlerini elde ettik. Bu renk değişimlerini elde etmek için RGB renk sensörünü yerleştireceğimiz için ama fark ettik ki hem hastalığa anksiyeteye sebep oluyordu hem de ek bir maliyete sebep oluyordu. Biz de bu sebeple sensörün olmadığı daha yeni ve pratik bir yöntem arayışına girdik ve bu sebeple kullanıcı telefondan okuttuğunda, şöyle okutayım ben, gördüğünüz üzere RGB değerlerimiz üstten ulaşabiliyordu. Ama bu sefer de şöyle bir sıkıntıyla karşılaştık. Gördüğünüz üzere biz burada 8 farklı sıvıyla çalıştık. Ona rağmen elimizde büyük bir tablo vardı. Ve bu RGB değerlerinin hangi pH'e ulaştığını kullanıcı hemen anlayamıyordu. Biz de bu sebeple hemen anlayabilmek için bir arayüz oluşturduk. Bu arayüzümüze red, green ve blue olmak üzere 3 farklı değerimizi girdiğimizde bize hemen pH'i veriyordu. Gördüğünüz üzere bu pH 1 olan sıvının RGB değeri. Uyuşturucu kullanan bireylerin derilerinde ve terlerinde kanıtı kaldı. Zaten bilinen bir gerçek. Biz de bu kanıtları en kısa sürede nasıl ortaya çıkartabileceğimizden yola çıktık. Çünkü yabancı madde kullanımı 6 yaşa kadar düşmüş. Bu çok düşük bir yaş. Biz de bunun önüne geçmeyi hedefledik. Gözle görünür bir kalıntı yok. Ben şimdi elime kokuluşun sentez dediğimiz şeyden süreceğim ve anında bakın. Renk değişimi azıcık daha koyarsam, bir renk değişimi, mavi bir renk değişimi gözlemleyebiliyoruz.
birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü versiyonlar olarak geliştirdik. Dördüncü versiyonumuzun özelliği ise bu sensörlerin kullanımıyla birlikte aynı zamanda bileğe takılabiliyor ve böylece kişinin günlük kullanımında daha rahat kullanmasını sağlıyor. Üzerindeki ekran sayesinde de kişinin stres değerini takip edebiliyoruz. TÜBİTAK 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na 3453 okuldan 37283 öğrencinin hazırladığı 25095 proje ile başvuru yapılmıştı.